Forumun ikinci bölümünden iyi akşamlar tekrar. En son eşeleyenler, eşelemeyenler, eşelemeyecekler, eşeleyeceklerdi kategorizasyonunu bitirdik. İsterseniz Bünyamin Gezer ismiyle devam edelim Galatasaray maçında. Gökçen'cim neler söylemek istiyorsun? Ya ben aslında kötünün iyisi olarak yorumluyorum. Yani Bünyamin Gezer saha hikayesinde futbolcular tarafından veya tribünler tarafından etki altına alınamayan, en azından öyle bir izlenim bırakan bir hakem. Ha, bizim nezdimizde çok yakın geçmişte bir sabıkası var. Olimpiyat stadında Büyükşehir Belediye maçında iki tane penaltımızı iç etmesiyle hatırlıyoruz. Ama Bünyamin Gezer'le kazandığımız maçlar da var. Mesela hemen hatırladığım bundan 1,5 sene, iki sene önce Kadıköy'deki Fenerbahçe 2-0 kazandığımız Fenerbahçe maçının hakemi de Bünyamin Gezer'di. Bizim futbolcularımız tarafından baktığımızda evet etki altına alamayacağımız bir hakem ama Galatasaraylı topçuların da çok etki altına alamayacağını düşünüyorum. Ben belediye maçına giderken de NBA ile birlikte gitmiştik hatta. Arabada da sohbetimizde en azından gördüğünü çalan hakem olarak nitelendirmiştim Bünyamin Gezer'i. Evet. Her ne kadar yakın geçmişte bir sabıkası olsa da... Görmeyen hakem o ya. Yakın geçmişte bir sabıkası olsa da yine ben gördüğünü çalacağını düşünüyorum açıkçası. İsmini duyunca çok da fazla endişelenmedim. Kötünün iyisi olarak nitelendiriyorum. Yani şu maça bir Yunus Yıldırım veya Tolga Özkalfa gibi skandal isimler de atanabilirdi. Kötünün iyisi buna diyorsun. Buna şükür diyorum açıkçası. Buna şükür diyorsun Gökçen'cim. Yani. Bir de Kudüs Müftüoğlu skandalı var. Onu da atayabilirim. Yok Kudüs Müftüoğlu açıkçası Galatasaray, Fenerbahçe'nin bizimle yarıştığı dönemde Galatasaray Bursa Spor maçına çok fazla atanır mı? Belli Mihrak Var tarafından yönlendirilir mi? O ayrı bir soru onun işareti. Onun takımı yok ya. O Meyakan ederse onu yapıyor. Eyhancıların kralı. Ne düşünüyorsunuz Kasımpaşa Fener maçı, Galatasaray Bursa bizim maçımız hakkında? Yani bu ben, hafta ne gösterir? Şimdi işte arada konuştuk. Yani Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15'te, bizim maç akşam. İllaki aynı saatte oynanmayacak bu maçlar. Zaten son iki hafta oynanıyordu galiba. Bakmayın Aziz Yıldırım ve işte Ahmet Çakar Dermadır onlar konuşuyor evet. Ama son iki haftada. Hangi senaryoda en rahat çıkarız NBA? Kasımpaşa galip, Kasımpaşa berabere. Valla hocanın dersinde çalıştığı senaryoda en rahat çıkarız. Yani Kasımpaşa maçını ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bak şey bakalım hani biraz popülist bakalım. İşte medya gibi Galatasaray veya gazeteler gibi falan. Nedir? İşte Kasımpaşa Fener'den puan alamazsa, Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse Fenerbahçe'nin işte Galatasaray'ın Fenerbahçe ile işi bitmiş gibi bir şey olacak. Artık çünkü ligin boyu çok kısaldı. Son 3 haftaya falan giriyorsun. 4 puan 5 puan farklar önemli. Öyle olunca Galatasaray'ın da hedefi kalmamış gibi gözükecek. İşte yine popülist davranıyorum. Dolayısıyla da hani Bursa Spor'a çok fazla asılmayacak. Hatta onun bir de öncesi vardı. Manisa'dan eğer bir beraberlikle veya puan kaybıyla dönseydi Galatasaray bizim maçta çok daha relax oynayacakları şeklinde. Ama tabii ki alakası yok. Kendi rakibi, Galatasaray bir şekilde kendi rakibiyle oynuyor. Allah göstermesin bizim avrupa ettiklerinde fark 2'ye düşer. Ki işte bizim son Kayseri ve Beşiktaş maçlarımız var. Galatasaray'ın da kazanılması muhtemel maçı var. Yani kalan maçları Galatasaray'ın çok fazla zor değil. Dolayısıyla öyle bir hesap içine girmez. Türkiye'de bu tarz camialar genelde girmemiştir. Yani Bursa Spor'a dahil olmak üzere. Şimdi artık yani ben olmazsam şu olsun hesabına ben pek giren camia görmedim bugüne ben kadar. Ben de zannetmiyorum. Yani ben olmazsam yani şu olsun. Öyle bir şey akıllı bir yani, gerek yok. O yüzden çok önemli değil. Biz her türlü senaryoda bence ben dediğim gibi tamamen bize kalıyor iş. Şimdi Galatasaray maçında ilk yarıdaki maçta ben açıkçası çekiniyordum. İlk yarıdaki maçtan daha fazla çekiniyordum şu maça nazaran. Ki Galatasaray daha formdaydı. O zaman işte Kivil, Keita, Baroş, hepsi çok formdaydı. Baroş yoktu o hafta. Ayağını kırmıştı o şeyde. O dönemde forvete Arda santrafor çıkmıştı. Pardon doğru. Arda ile çıkmışlardı. İşte bizim takımın nasıl oynayacağı orada çok önemliydi. Ben kadroyu duyduğum anda o zaman galibiyetten emin olmuştum. Çünkü hoca o zaman için gerekli olan değişiklikleri yapmıştı. Bir Krita takviyesi falan. Onlar devreye girince Bursaspor maçı burada pozisyon vermeden neredeyse kazanmıştık. Yine aynısı yaşanabilir. Şimdi bu tarz maçlarda Galatasaray, özellikle Samiyen'de oynadığı maçlarda biraz Galatasaray iç saha takımı. Yani hani bizim gibi hem deplasman hem iç saha komplike bir takım değil. İç sahaya endeksli bir takım. Çok fazla koşmayı sevmeyen, hücum savunma yapmayı sevmeyen oyunculardan kurulu. Dolayısıyla hani hücum oynayarak işi bir şekilde bitiren ama işte 1-0 öne geçtikten sonra da 2'yi de rakibe göre konuşuyorum. Çok fazla aramayan bir takım. Tabii bu geldiğimiz süreçte işte deplasmanda arda arda kayıplar yaşadılar ama iç sahada baktığınız zaman kolay maçları rahat kazandılar. Yani özellikle rakibin de hatası da. Bir Ankara gücü maçı çok rahat geçtiler. Bir Diyarbakır maçı çok rahat geçtiler. İşte bir Fenerbahçe'ye 40 metreden gol yediler, mağlup oldular. Onun haricinde genelde iç sahada etkili gibi görünüyorlar.
Tabii bize göre onlar da sistemini değiştirdiler mi bilinmez. Yani eğer ki Galatasaray normal klasik şablonuna çıkarsa bence sistemleri tam da bize göre. Ama belki işte dediğim gibi çünkü Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray, Trabzonspor'u, Bursaspor'a karşı artık Anadolu kulüpleri ayrı oynuyorken bu takımlar da ayrı oynuyor. Ayrı 11'lerle başlıyor, ayrı sistemle deniyor, ayrı taktikle çıkıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın ben bizim maça özel bir taktikle çıkabileceğini düşünüyorum. Yani çok fazla saldırgan olmayacağını düşünüyorum. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında NBA'sin nedir öngörülüyor? Ya Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, şimdi Fenerbahçe son 6 haftada artık zaten sadece Fenerbahçe, Türkiye'ye bakıyorsunuz işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yüzlerce milyon euro para yatırmışlar ama hepsi 1-0 olsun bizim olsun mantığındalar. Yaklaşık Beşiktaş sezon başından bu yana. Galatasaray ve Fenerbahçe'de hemen hemen ligin ikinci yarısından bu yana böyleler. Ki kendileri direkt direğe getiriyorlar. Özellikle Doğum. Yani benim hiç futbolla falan alakam yok. Ben kazanayım. Her yol mübah. Yani o yüzden kazandığım sözü en iyi benim taktiğindeler. Dolayısıyla Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Kasımpaşa'nın öne geçmesi lazım. Yani Kasımpaşa eğer öne geçmeyi başarırsa Fenerbahçe'den puan veya puanlar alma ihtimali bence yüksek. Ki maç bence tamamen %50-%50 ortada olan bir maç. Ama işte Yılmaz Hoca'nın şimdi çılgınlıkları vardı. Benim Yılmaz Oğal deyince aklıma bu tarz maçlar öncesinde hep şey geliyor. Yani işte biz Sami Yen'de mesela şimdi Sami Yen'e gidiyoruz. İyi hatırlıyorum Yılmaz Hoca'nın son Bursaspor'u son çalıştığı dönemde Sami Yen'e giderken kazanmaya gideceğiz. Kesinlikle kazanacağız demişti. Altı yiyip gelmiştik. Yani Yılmaz Hoca'nın şimdi böyle bir hali de var. Fenerbahçe'yi de pek sever. Yani genelde klasiktir Fenerbahçe galibiyetleri. Fenerbahçe'ye karşı en fazla galibiyet alan hoca. İlk yarıda da yendi zaten. İlk yarıda da Saraçoğlu'nun seyircisi maçta 3-1 mağlup etti. Dolayısıyla yani Yılmaz Ural Kasımpaşa'yı şey Fenerbahçe'yi sever. Ama artık daha geçen programlarda söyledim. Yani şu anda maç maç değerlendiremiyorsunuz. Yani bir işte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu maç ligin 10. haftasında olsa bir şeyler konuşacaksınız. Ya işte Kasımpaşa şöyle oynar, Fener şu 11 ile çıkar. Maçta şu kadar pozisyon olur falan diyeceksiniz ama şu an her şey farklı. Ya dediğim gibi şimdi Bursaspor Galatasaray maçı da öyle. Şimdi ligin ilk yarısındaki maçı biraz kestirmek çok daha kolaydı. Ama şu anda ben bizim takımı biraz daha içinde olduğumuz için tabii biraz daha kestirmesi daha kolay. Nedir? İşte büyük ihtimalle Göbek'te Bekir Ozan bu formundan dolayı bence kesmeyecektir hoca. Ya Bekir Hüseyin Ergiç ya Ergiç Hüseyin Bekir Ergiç Bataja olabilir. Bekir Hüseyin Bataja olabilir belki. Turgay ile Sercan'dan birini kesecektir ihtimal. Ama Galatasaray nasıl oynar? Eksiğin şusu musu nedir? Kivil demecini gördüm. Yani Dünya Kupası'ndan bahsediyor. Herhalde oynamayla alakalı bir durum yok Kivil'in. Öyle bir derdi de yok zaten. İşte bir yine Keita'sı var. Baroş'u var. Baroş formda biraz. Onlarda da karışıklık var. Yani işte dün yaşanan olay Arda'nın Caner'le yumruklaşması arkasından aslında, işte aslında küfürler. Haftanın en önemli olayı o. Yani baktığımız zaman bir anlamda bana şimdiden Galatasaray maçını kazanacağız dedirten en önemli olgulardan bir tanesi. Ya Galatasaray'da orada artık lig bitti. Hesaplaşmalar başladı kendi içerisinde. Aynen bir öyle. Anlamda da. Ben yani Arda'nın takım kaptanı, takımında şimdilik kiralık oynayan, belki daha sonra gider kalır, o bizim işimiz değil ama bir futbolcuyla yumruk yumruğa giriyor 5'e 2 sırasında. Evet, bunu takım kaptanı Galatasaray'da yavaş yavaş sembol haline gelmek üzere olan bir futbolcu yapıyor. Takım kaptanı bu hatayı yapıyor, bir de oyuncu da takım kaptanına küfürle cevap veriyor. Yani demek ki orada bir takım şeylerden artık vazgeçmişler. Takım havası olduğu gibi dağılmış, bitse de gitsek havasına girmişler. Ya, başarının Türkiye Ligi'nde başarının en önemli formüllerinden biri şudur. Hani hep klasiklerler, ya yabancıların iyi olsun, 3 tane 4 tane yabancı iyi olsun ama o değildir. Türkiye'de iyi yerli oyuncuların varsa bu olayı sahiplenen, kafa olarak kopmayacak, yani paradan başka diğer şeyleri düşünecek oyuncuların varsa başarıya gidiyorsun. Ya bizim takımımıza baktığımız zaman Ömer Erdoğan, Ali Tam Doğan, Mustafa Keçeli, işte Hüseyin Cimşir, Turgay Bahadır, yani yerli olarak ciddi manada ki kendi yıldızlarımız, işte Bursa çocukları var, Volkan'dır, Sercan'dır, Serdar Aziz'dir, Eren Albayrak'tır, Bekir Ozan'dır kısmen. Yani bu oyuncular Rın varlığı bizi şu anda hedefte tutuyor. Bu oyuncuların varlığıyla biz yürüyoruz. Galatasaray'da işte o Hakan Şükür, Hasan Şaş olayları kapandı. Bülent Korkmaz devri kapandıktan sonra Galatasaray'la başını doğrultamadı. Doğrultamazdı. İnşallah da doğrultamasın da. Yani bizim şeye günümüze güncele döndüğümüz 80'lerin zaman 80'lerin Fenerbahçesi gibi 90'ların 80'lerin Fenerbahçesi haline döndü. Ya aynen öyle. Şimdi bakın isim vermek istemiyorum da ikinci ligden geçen sene ikinci lige düşen takımlardan bir takımın oyuncusuyla takım küme düştükten sonra telefon görüşmem olmuştu. İşte geçmiş olsun küme düştünüz hani falan. Ya ben duşumu aldım geliyorum dedi. Yani olay o takımla bir şeyi yok. Bağı yok. Yani duşumu aldım geliyorum dedi. Yani bugün
İşte Bursaspor'un düştüğü dönemdeki kendi oyuncularımızın haricinde işte bir Mustafa Gürsel. Ya bir kendi adımız, evladımız dediğimiz Murat Sözkesen bile düşmediğimiz, sonunda kaldığımız sezon bir maç önce bavullarını topladı gitti. Cezalıyım, şuyum, buyum, sakatım, oynayamayacağım. Yani bu takıma, takımla bir bağı olacak. Maddi maddi haricinde gönül bağı olacak. Yani şimdi Joe Fener'den gol yemiş, yenilmişler de eğlenmiş. Eğlenir yani. Bundan Joe'nun da oturup ağlamasını bekleyemezsiniz. Şimdi bugün kiraladığınız Caner de öyle. Galatasaray'da da şimdi bu ruh yok. O yüzden bizim maça çok iyi hazırlandığını düşünmüyorum ben. Ligi kafalarında bitirmişler midir, bitirmemişler midir? Çok... En azından böyle bir gösterge var elimizde. Ama. Evet, abi, muhakkak var. Bizim elimizi kolaylaştıran faktörler bunlar. Tamam Enbiya'cığım, sağ ol. Haftalardır kendinde sakladığım bir puan tablom var. Puanlara ilişkin öngörülerim var. Ne dersin, paylaşma zamanı ben geldi mi? Ben hala Bursaspor'un puan kayıplarının olduğu bir tabloda gidiyorum. Şimdi bu... Biraz daha vakit var mı paylaşmak için? Var. Biraz daha tutayım diyorsun. Rakamları kendime. Tutacağım abi bunu. Tutacağım. Geleceksin, ilk program paylaşacağım. Yok şey yapmam yani. Bak ben bunu demiştim, bu oldu. Ben öyle şeyleri ben demiştim falan. Yok, ben geçen hafta burada bir şey söyledim size. Totem mi yapıyorsunuz peki? Totem mi? Yok. Toteme inanmadığım için zaten. Totem ben seni. Toteme inanmadığım için zaten. Geçen hafta bu Sivas, Antep ve Fenerbahçe, Beşiktaş maçını özellikle attım ortaya. Şimdi bu hafta görüldü ki tutmadı. Tutmaz da zaten. Yani öyle sağ ayağımla bir yere gireyim. Gece tırnak kesilmez. Merdiven altından gidilmez. 13 numaralı koltuk oturulmaz. Salı günü yola 13 çıkılmaz. 13 cuma falan filan. Öyle şeyler zaten, uğurlar falan varsa bu dini kabul etmemizde bir anlam yok yani. Anlatabildim mi? O zaman İslam dini şey değil yani. Oralarda hiç topa girmeyelim şimdi. Gelelim şimdi. Türksel Süper Lig'e gelir. Bu maç o kadar zor bir maç değil. Neden zor bir maç değil? Şöyle, biz tabii ki zaman zaman iyi futbol oynayamasak da maç içindeki bir takım periyotlarda elimiz ayağımız birbirine dolaşsa da, ki herkes gibi, çok iyi mücadele eden bir takım. Biz bir takımız. Takımız. Yani. İyi koşuyoruz ve iyi mücadele ediyoruz. Şimdi programdan önce Gökçen çok güzel bir şey söyledi. Sercan bu son Antep maçında geldi, arkadan top çıkarmaya çalıştı. Kontratakta. Rakip kontratanda geldi yani. Arkadan 70 metre deparında top çıkardı. Bu çok güzel bir şey. Antep korner atıyor. Sercan mı Volkan mı ne, Mustafa Keçeli'nin yanında duruyor. Çünkü adam süratli. Mustafa'nın defans ayağından Volkan'ın ya da Sercan'ın süratinden yararlanıp makas yapacaklar. Bu çok güzel bir yani. Az koşuyor diye eleştirdiğimiz Ozan Epey'in bile defalarca deparlarını gördük. Evet. Yani. Evet. Evet. Ozan demişken Ozan'ın bir beyanatı oldu. Murat Yanıklar'ın kampanyasında. Aslında oraya sonra gelsek şimdi şöyle peki, söyleyeyim. Peki şuraya biraz daha devam şimdi edelim. Şimdi biz iyi bir takımız. Takımız. İyi bir takımız. Ve bakın Galatasaray şimdi stoper deniyor. Maçın bitmesine, ligin bitmesine 4 hafta kalmış. Hala Hakan Baltay'ı orada mı oynatalım, burada mı oynatalım falan filan. Tamam, biz çok iyi bir takımız. İyi mücadele ediyoruz. Ama bizle beraber şampiyonluk mücadelesi yapan takımların hocaları da ciddi hatalar yaptılar. Elleşme yapsınlar abi. Bizim Ertuğrul Sağlam'ımız ise o hataları yapmadı. Macera aramadı. Yaptıysa da çabuk döndü. Dün mükemmeldi. İleri üçlü seyrettiniz mi? Evvelsi gün. Ne kadar güzeldi ileri üçlüde Ertuğrul Hoca konuk oldu. Harika. Macera aramadı. Hiçbir zaman aramadı. Mesela ben son bir macerayı söyleyeyim. Kasımpaşa Beşiktaş maçında adamların iki tane ön liberosu Sağlam ve yedek kulübesinde oturuyor Ernst Finkel oynatmadı. Maçta 2-2 bitti zaten. Anlatabildim mi? O iki puanı çok arıyorlar. Anlatabildim mi? Ona çok puan arıyor canım. Ha, yani bizim Ertuğrul Sağlam'ımız şey yapmadı. Hiçbir zaman macera aramadı. Bu maç Bursa'daki... Çok kısa Ertuğrul Sağlam, söyle. Mustafa Denizli. Ertuğrul Sağlam'ı işte kendisi ayrıldığı zaman Beşiktaş'tan bir kısım orada sağduyulu insanlar bile ya Ertuğrul Hoca da iyiydi, hoştu da işte korkaktı, şuydu buydu falan var. Puan ortalaması en üstte. Beşiktaş'ı zaten yani. Yıldırım Beşiktaş'ın zamanında çalıştırdığı bütün hocalar zamanında 2.1 Ertuğrul Hoca'nın kariyeri orada da puan bakımından en üstte. Puan yani da gol puanı 1.6. Aynen öyle. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu puandan daha fazla puanlı ki geçen sene şampiyon olan takım da Ertuğrul Hoca'nın takımıydı. Yani. Şundan girdim konuya da hemen çıkacağım tekrar. Lütfen buyur. Ertuğrul Sağlam'a işte korkak diyen o Beşiktaş taraftarı ve hatta diğer takım taraftarları da öyle bir imajı vardı hocanın. Tarihin en az gol atan Beşiktaş takımıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bir, o 1-2'si, işte iki tane forveti var. Nihat'la Nobre'nin gol toplamı bizim Ivankov'un gol toplamının golüne eşit. O öyle bir madde var. Bir de dakika 80, Beşiktaş 1-0 mağlup, bir puan Beşiktaş'ın hiçbir işine yaramıyor.
Ya Fener'in kısmen işine yarar. Beşiktaş'ın işine 4 stoper 3 sol bekle çıkmış. Var mı ötesi yani? Onlar tartışılır. Hayır, skoru tutacağım zaten dersin. Gökçen'cim 4 sol bekleri var, 3'ü oynuyor. Sağ bekleri yok. Çok hayır, ilginç. Ama şunu, skoru tutacağım dersin. İşte gol yesen bile 60'a kadar tutacağım dersin. Ya, yani Mustafa kazanmak gereken öyle maçlar aldı ama. Yani sen her maçı 1-0 olursan o maçı öyle çıkar. Şurayı şunu bir tamamlayıp şey yapacağım, bitireceğim. O adam 80. dakikada oyuna Serdar Özkan'ı alıyor. Kenarda Oloska oturuyor. Ve Serdar Özkan oyuna girerken oyunda duruyor. 10 dakika kalmış. Kenarda Holosko duruyor. 4 dakika sonra mesela Holosko'yu oyuna alıyor. Oyunu yine durduruyor. Ki zaten 5 dakika kalmış. Tabii, siz sonra böyle bir adamdan medet umuyorlar. Ertuğrul Hoca'yı da korkakla yeniflendiriyorlar. Sözleşme bir sene uzattılar. Sözleşmeyi oradan çıkalım. Bakın mesele şu. Biz iyi mücadele ediyoruz. Kapanan takımlarda değil. Şimdi Galatasaray bizden geride. Bu maçı almak zorunda. Saldırmak zorunda. Öyle maçı. Bizim işimize mi geldi? Bizim işimize gelecek tabii. Saldırdıkça bizim Sercan, Volkan, Ozan. 3 tane nefis forvet oyuncumuz var. Tamam mı? Kimi orta saha diyor, kimi bilmem diyor. Ne olursa olsun. Türkiye'nin en iyi sağ açıkları, sol açıkları, santraforu falan filan. Arka bahçede petrol arayacaklar. Ne olur bilemem. Ama bu maçı şöyle aklı selim, duygudan uzak düşündüğümüz zaman vallahi beraberlik bile bizi mutlu eder mi? Zannetmiyorum yani. Bu maç son, daha ziyade ibre bu tarafta. Bursa Spor tarafında. Son dakika yaklaşırken çok küçük bir çıtlatır mısın? Şampiyon olan takım kaç puanla şampiyon olacak? Bir tek onu alabilir miyiz sana? 77. Abi 77 falan yani. 77'den aşağıda ya, söylersen olmaz. Diğer takımlara da şans vermiş oluyor. Lütfen ya. Benim aslında kaç demem hiç önemli değil. Bu benim tamamen kendi şeyimi tatmin etmek açısından yani. Egomu, evet öyle diyelim. Bunun şeyle falan alakalı. Sevgili arkadaşlar, yavaştan kapatacağız. Kapatmadan önce Ozan İpek kendi web sitesinden galiba hepimizin beklediği beyanatı vermiş. Artı dün Ertuğrul Hoca da biraz dokundu ileri üçlüde. Hani bu çocukların tek istediği zaten çıkıp taraftarla şampiyonluğu kutlamak. Aynen Ozan İpek'in verdiği beyanat paralelinde. Ne düşünüyorsunuz kampanya ile ilgili? Çok kısa iki kelam etmek lazım. Belki Bursaspor'un konforum alanında ortaya çıkan bir şey. Oradan da daha sonra duyurulan bir kampanya. Şampiyonluk primi bu futbolculara verilmesi adına başlatılmış bir güzel bir kampanya. Sayın Murat Yanıklar'ın önderliğinde 50 bin liralık bir bağışıyla, daha doğrusu bağış da denmez de bir prim vereceğini vaat etmesiyle başlayan ve Bursaspor'un konforum alanında da kullanıcıların hasbelkader karınca kararınca kendi ceplerinden, gönüllerinden kopan rakamları vererek bir kümül oluşturma çabaları. Çalışmayan belki arkadaşlarımızın 10 liralık, 15 liralık yardımları. Evet, buradan da bunu duyurmuş olalım. Duyurmuş bulunsun babında ne kadar güzel. Olsun. Eksik olmasınlar. Belki de değil kesinlikle Sayın Murat Yanıklar'ın buna başlatırkenki niyeti şehrin diğer kesimlerinden iş adamları olsun veya taraftar olsun her kesimden bir anlamda bu çocuklara vefa borcumuzu, teşekkürümüzü edebilmek adına böyle bir jest amacıyla başlatıldı. Ama Ozan İpek sağ olsun bugün kendi resmi internet sitesinden bir açıklama yapmış. Para pul umumumuzda değil, biz apolet takmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, taraftarımızla bunu paylaşmak istiyoruz diye bir açıklama yapmış. Zaten buraya kadar çeşitli maddi sıkıntılarla geldik ki her kulüpte olduğu gibi. Bundan sonra da para gözümüzde yok, sadece bizi bu apoleti almak istiyoruz diye bir açıklama yapmış. İşte biz bu sebepten dolayı ligin bitimine bizim için 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayıyız. Kendi adıma son sözlerim olarak da söyleyeceğim bir şey. Emin olun Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı umurumda değil. Yani biz Galatasaray maçını kazanacağız, Kayseri maçını kazanacağız, Beşiktaş maçını kazanacağız ve şampiyon olacağız. Fenerbahçe düşünsün bizim ne yapacağımızı. Fener'in ne yapacağı umurumda değil açıkçası. Pazar akşamı da bu Ertuğrul Hocam'ın talebelerinin İstanbul'dan şampiyonluğu alıp geleceklerinden de adım gibi eminim. Şampiyonluk için yolları açık olsun. Şimdi ben bu prim konusunda lehte de konuşabilirim, aleyhte de konuşabilirim. Yani 2 dakika lehte, 2 dakika aleyhte desem sen diyeceksin ki program bitiyor. Onun için abi görüşünü yap. Şimdi şöyle bir şey var. Artık tren raya girmiş, makas değişmiş. Son istasyona geliniyor. Herkesin gönlünde, kafasında artık para pul yok. Yani bu lig şampiyonu, Anadolu'dan çıkan bir takımın şampiyonun parçası olmak çok büyük bir apolet. Anlatabildim mi? Buna ilaveten büyük rakamlar ya da bir takım rakamların ortaya çıkması acaba futbolcularda
ekstradan bir baskı oluşturur mu diye ben bunu düşünmüyor değilim. Çünkü rakiplerimizde o var. İşte hocalarında 500 bin dolar, futbolcuları 200 bin dolar verince saha içinde saç çekmeler de başlıyor ondan sonra. Anlatabildim mi? İş çığırından çıkıyor o zaman. Belki bunun perde arkasında böyle bir bilinçaltı da olmuş olabilir. Anlatabildim mi? Yani biz şu anda prim falan lanse etmeden gidiyoruz zaten. Biz bunu belki bunu son hafta. Teşekkür borcu. Bravo. Çok güzel söyledi. Belki son hafta bu Beşiktaş maçından önce lanse edilebilir. Bilemiyorum yani. Yok yani buyur. Şu var. Şimdi kampanyanın maddi boyutundan ziyade manevi boyut önemli olduğu için hani daha bu programda bile konuştuk. İşte bu futbolcular şu anda parayı ön plana tutmayan oyuncular. Sezon başından bu yana böyle bu. Yani primlerini, paralarını alamadılar, maç başlarında gecikmeler yaşandı, transfer ücretlerinde gecikmeler yaşandı. Ki işte sezon devre arasında transfer yapmadık, futbolcuların paralar daha rahat ödensin diye, takım için mutluluk, takım için huzur sağlansın diye. Dolayısıyla bence bu işte prim olayı, sen kötü tarafını söyledin, zamanın o kadarına yetti. Ben iyi tarafını söyleyeyim lütfen. Şimdi. Çok güzel topladın, bravo. Yani ya, söyle. Prim olayında şu var, işte bu tamam. İşte dediğim gibi çalışmayan arkadaşlarımızdan işte 5 milyondan, işte 50 milyonuna, 100 milyonuna, 500 milyonuna, işte Murat Yanıklar'ın 50 milyarına kadar değişen rakamlar. Burada işin manevi boyutu önemli. Hakikaten yani işte birkaç hafta önce yaşlı bir teyzemiz geldi, Bursa Spor TV'de bir videosu vardı. Teyzenin işte Ertuğrul Hoca ile kucaklaşması, işte takım için nasıl dua ettiğini anlatması, etmesi, bunlar o zaman da gözlerimiz dolmuştu. Şimdi bu dualarla işte bu manevi, işin manevi boyutlarıyla da iş buraya geliyor. Yani bu noktaya kadar taşındı iş. Yani ben bu paraları da işte dediğim gibi bir nevi teşekkür, bir nevi olayın manevi eyvallah boyutunu daha fazla ön plana çıkaran olay olarak görüyorum. Dolayısıyla hani primin stresten ziyade şampiyonluk kaybedilse de aslında tek cümlesi var. Raşit hocamızın da kulakları çınlasın. Hep birlikte buraya kalpleri koyuyoruz. Bundan evet başka bir izah yok. Bu bütün şehrin, bütün camianın, tamam bütün taraftardan olay yaşadığını bir göstergesi o. Olay içinde olduğunun göstergesi, futbolcularla birlikte nefes aldığının, onlarla birlikte hayaller kurduğunun göstergesi. Yani şimdi bugün bakıyorsunuz biz işte Ali Sami Yen'e 1500-2000 kadar taraftar gidebilecek. Yani Bursa'da en az 20 bin kişi belki hepsi gidemeyecek olsa da dönüşte Yalova'da bütün hayal olacak ediyor. Futbolcular bunu hayal ediyor. Ertuğrul Hoca bunu dile getiriyor. Kendisi de dile getiriyor. İşte oradaki dönüşü hayal ediyor. Hafta içerisinde işte bir okuldaki panelde bütün İstanbul medyasında gündem oldu. İşte Beşiktaş'ın İnönü'de Fenerbahçe'yi Saraçoğlu'nda yendik. Galatasaray'da Sami Yen'de yenip olayı artık noktalamak istiyoruz diyor. Hakikaten şu anda bütün istatistikler, her şeyle biz şampiyon takıma yakışan istatistiklere sahibiz. Süper. İç sahada olsun, dış sahada olsun, attığımız gol olsun, en fazla gol atan oyuncu olsun, şampiyonluğu tamamen paylaşmış durumdayız. Hakikaten en çok yakışan takım biziz. Yani bu orada Anadolu'dan çıkması falan değil. Biz daha önce 4-5 şampiyonluk yaşamış olsak da sezon itibariyle baktığınız zaman şampiyonluğun en fazla yakıştığı takımdır Bursaspor. Bu taraflı tarafsız herkesin söylediği bir olay. Dolayısıyla ben Galatasaray maçını da kazanıp oradan hatta bir skor tahmini de vereyim. Çok fazla İstanbul tarifesi olur. 3-1 yani 3-2, bu sefer 3-2 bozmayız. Bu sefer İstanbul 3-1 tarifesini 3-2 bozmayız. Bu sefer 3-1 diyorum ben. İlk devre kaç kaç bitirdi? 2'de tavız. İlk devreyi de 1-0 önde kapatırız diyorum. İddiacılara duyulur. Yok iddiaya bir şey değildir diye oradan da mesaj vereyim. Şimdi dediğim gibi ben Galatasaray'da yenip olayı bence orada noktalamak istiyoruz. Az önce sen bana da sormuştun Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nasıl biter diye. Yani Kasımpaşa Fener'e yine eğer Fenerbahçe'ye yenilirse de bu işin güzelliği olur. Yani Fenerbahçe 3-4 saat böyle bir liderlik heyecanı, bir zevki tattırıp tekrar koltuğu geri almış olacağız. Ya bence işte şampiyonluk puanı ile alakalı benim ilk yarı sonunda ne yapacağı belli puan olmaz. Davamın da ne yapacağı belli olmaz. Aynen öyle. Yani. İlk yarı sonunda puan varım benim 74 puan şampiyon yapardı. Şu anda hoca Ömer Erdoğan ve Batacan'ın işte geçen hafta Antep maçından önce 77 puan dediğinden sonra benim şampiyonluk puanım artık 77. Biz inşallah kalan puanların hepsini toplayıp şampiyon olacağız. Bir forum programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte buluşmak üzere. Teşekkürler, iyi akşamlar.